olağanüstü dünkü olan yaşanan olaylarda hiç tasdik etmiyoruz. Sizlerin de Türkiye'yi takip ettiği gibi meydanlara inerek halkın gerçek darbe yapması, halkın demokrasi darbe yapmasını sonucu itibariyle olmuştur. Ve bu şekildeki olayların hiç müstesar değiliz, hiç destekçisi değiliz. Yani şu anda Türkiye'de istikrarlı bir ortam varken bu şekilde ortalığı bir kan gölünün götürmesine, insanların ölmesine, tankların yürümesine bu şekilde kesinlikle bir iş adamı olarak yani destek görmüyoruz, uygun görmüyoruz. Burada birlik beraberlik de doğdu. Evet, birlik beraberlik çok önemli. Dün akşam konuya hacılardan muhakkak olduk. Cumhuriyet Meydanı'na intikal ettik hacılardan. Bir kalabalık yoğun bir şekilde ve gördük ki halkın demokrasi darbesi olmuş meydanlarda ve çok güzel bir ruh, milli ruh ortaya konduğuna inanıyorum. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayları Ankara'daki? Şimdi Ankara'daki yaşanan olayları öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlarına başsağlığı diliyoruz. Hastanede yatan yaralılarımıza Rabbinden acil şifalar diliyoruz. Yani olan olayları kesinlikle uygun bulmuyoruz. Yani yaşanan bu olaylar kesinlikle dünya gündemine oturdu. Ama güçlü iradenin olmasından dolayı hiçbir şekilde başarı ortaya koyamadılar. Evet, Allah rahmet eylesin. Ölen şehitlerimiz cennet mekanı olsun. Gerçekten çok üzücü olay oldu yani. Hiç hoş olmayan konularla karşılaşmadık. Evet, devletimizin gücünden dolayı ve güçlü olmasından dolayı yani birkaç tane burada cuntaya kesinlikle meydan bırakılmadı ve devletimizin gücü, önemli olan devletin BK'sı olduğu sürece halk her zaman burada kendini, milli iradeyi, milli gücü ortaya koymuştur ve her zaman da koyacağına ben inanıyorum. Sayın Başkan, devam edeceksiniz destekle. Her zaman, her yerde, her şekilde, bu şekilde bir ruh, bu şekilde bir milli mücadele olduğu sürece sonuçta ne olursa olsun, canımız pahasına da olsa bu tankların önünde durmaya, bu topların önünde durmaya, darbe karşıtı olmaya her zaman hazırız. Çünkü şu anda Türkiye'de daha güzel şeylerin olabileceğine inanıyoruz, eminiz. Devletimize güveniyoruz. Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, reise güvendiğimizden dolayı yarınların halk gayet iradesini çok iyi gösterdi. Akşamki Cumhurbaşkanımızın, büyük reisin açıklamasından dolayı halkın sokaklara düşüp de yani bu milli iradeyi, milli kendi darbesini halk sahiplenmesine çok hoş oldu ve halkın devletine sahip çıktığına inanıyorum ve yapması gereken de buydu. Evet, hemen yanımızda bir iş adamımız var. Evet. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir vatan olduğunu herkese bunu buradan belirtmek istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle bu Türkiye Cumhuriyeti bölünemez. Bu olan olayların reisin de söylediği gibi insanların dışarıya çıkmasının gerçekten çok iyi bir önem arz ettiğini hepimiz de biliyoruz. Şunu söyleyelim, ben Ankara'da oturuyorum, kendim Kırıkkaleliyim. Ankara'da eğitim eskutladık biz. Mahalleli olarak hepimiz zırhlı birliklerin arka kapısına hepimiz birlikte anonsların verilmesiyle halkımız büyük bir tepki gösterdi. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe yapılamaz, yapılmasını istemiyoruz. Bu kadar açık ve net söylüyoruz ki bu Türkiye Cumhuriyeti bölünemez. Çünkü tek bilek, tek yürek. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yanındayız. Her zaman da yanındayız. Şu anki durum ne sağcının ne solcunun ayırt edilmemesi. Herkesin bir birlik olması. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Çerkeziyle herkesin bütün olması lazım burada. Bütün olduğu sürece bizi bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kimsenin yıkmaya hakkı yok, yıkamazlar. Allah'ın izniyle. Çünkü burası Suriye değil. Burası başka bir ülke değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası bölünmez. Savaş içinde ruhu olan tek millet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunu kabullenmemiz lazım ve bunu da herkes gayet çok iyi biliyor ve bütün Türk vatandaşlarımız olarak bütün halkımız da kendilerini arz ettiler. Sokağa düştüler, sonuna kadar devam ediyoruz, sonuna kadar da destekçisiyiz. Bu ülkemizi bölmemek için onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Yanımızda bir genç iş adamımız var. İlk önce şununla başlamak istiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı. Yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Yapılan zaten olaylar hiçbirimizi tasvip etmiyoruz. Halk zaten kendi iradesini gösterdi. Bu millet dört tane cuntaya, bu memleket, bu vatana bırakmaz kimseye. Ve eskiden olduğu gibi nasıl bir Erzurum'da Nene Hatun'du,
zamanında olaylar yaşandıysa ve Türkiye Cumhuriyeti bir nene altın olduğunu gösterdi tüm dünyaya. Sokaklara ineriz diyorsunuz. Sabah sokaklara ineriz, topun üstüne de çıkarız, gerekirse altına da yatarız. Bu vatan bölünmez, bölünmez, kimse de bölünmez. Bunu herkese gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Allah'tan rahmet ediyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şimdi bizler iş adamı olarak ülkemizde, memleketimizde her zaman istikrarı uygun görmekteyiz. Yani bugün 4 tane Rıfat Bey'in söylemiş olduğu gibi Cunta'nın çıkıp da yani ülkeyi bölmeye, yapılan eylemleri bu şekilde cereyan etmeye hiçbir şekilde hakkı yok. Bu ülkede kimsenin huzurunu bozmuyor, onların hiçbir şekilde hakkı yok. Gerçekten çok üzücü bir olay. Yani bu şehitlerimize gerçekten çok üzüldük yani. Rica ederim. Teşekkür ederim.